Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tongucakademi.com'da. LGS'ye son 20 gün sizlerden gelen sorular çok değerli. Öğrencilerimizden Fatih Kayacık ve Esma Albayrak demiş ki Hocam bu yıl LGS geçen yıllara göre daha zor mu olur daha kolay mı olur sizce? Geçmiş yılların sorularını çözüyorum ama sizce bu yıl daha zor mu olur sorular demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu yıl hem birinci dönem hem ikinci dönem konular olacak. Fakat bu LGS'nin daha zor olacağı anlamına gelmez. İsterseniz gelin bunu bilimsel rakamlarla ispatlamaya çalışalım. Mesela LGS'nin 2019 ile 2023 arasındaki puan ortalamalarını çıkardı. Bunlar resmi veriler. Türkçe'de en yüksek puanı 2023 yılında vermiş LGS. Demek ki 2023 yılında LGS Türkçe sorularında bir doğru yaptığınızda 4.3 puan alıyormuşsunuz. Yani LGS Türkçe daha zormuş geçen sene. Ama matematiğe baktığımızda matematik geçen sene en zor sene değil en kolay seneymiş. Bakın. 2019'da 4.9, 2020'de 5.6, 2021'de 5.7, 2022'de 4.9, 2023'te ise 4.2 puan vermiş. Yani matematik geçen sene kolaylaştı diyorlardı ya belki duymuşsunuzdur. Evet gerçekten matematik geçen sene daha kolaymış. Fen'e baktığımızda ise fen yine geçen sene diğer senelere nazaran biraz daha fazla puan vermiş. İnkılap tarihi dersine baktığımızda yine geçen sene bir önceki seneden daha kolaymış veya daha az puan vermiş diyebiliriz. Peki hocam biz puana göre mi bakacağız? Yani en fazla puan veriyorsa demek ki zordur mu diyeceğiz? Yoksa net ortalamasına mı bakacağız? İsterseniz bunu da gösterelim. Net ortalamana baktığımızda geçen yıl Türkçe net ortalamaları bakın geçmişe göre birazcık azalmaya başlamış. Yani esas 2021-2022'ye göre artmış ancak 2019 2020'ye göre azalmış. Ya da matematik bunu çok daha net bir şekilde gösteriyor. Matematikte en yüksek net ortalaması 2023'te yapılmış. O yüzden de en düşük puanı 2023'te vermiş. Yani öğrenciler daha fazla doğru yaptıkça kazandırdığı puan düşmüş arkadaşlar. Peki buradan ne sonuç çıkaracağız? Arkadaşlar esasında LGS'de bizlere bir elin beş parmağı gibi soru soruyorlar. Bu biraz komik bir el olmuş ama şunu demek istiyorum. Soruların belli bir kısmı çok kolay. Belli bir kısmı kolay, belli bir kısmı orta, belli bir kısmı zor, belli bir kısmı ise çok zor olur. Yani hepsini çok zor sormak ya da hepsini çok kolay sormak anlamsız olur. Çünkü hepsini çok zor sorarlarsa çalışmayan öğrenciler de yapamaz, çalışan öğrenciler de yapamaz. Hepsini çok kolay sorarlarsa çalışan da yapar, çalışmayan da yapar. Dolayısıyla belli zorluk seviyelerine soruyorlar. Ve bu soruların her biri Milliyetin Bakanlığı'nın örnek soruları, LGS soruları ve buna benzer sorular hazırlayan komisyon tarafından defalarca kontrol edildiği için anlamsız bir zorlukta yani siz çalışsanız da yapamayacağınız veya çalıştığınızda emeğinizin karşılığını alamayacağınız bir soruyu sormuyorlar. Fakat bazı sorularda birkaç tane konuda mesela çarpanlar ve katlarda veya sözel bantıkta ya da fende işte DNA ve genetik kodda bir iki tane konuda böyle çok fazla sorunun geldiği konularda bir iki tane soruyu daha seçici soruyorlar ki bu sorular da işte çok çok üst düzeyleri isteyen öğrenciler arasında bir sıralama yapsın diye. Ama bu demek değildir ki bazı sorular çok zor çok fazla puan getiriyor. Bazı sorular çok kolay çok az puan getiriyor demek değildir. Bunu zaten buradaki LGS puan ortalamaları ve net ortalamaları bize net bir şekilde gösteriyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Öncelikle konu eksiğimiz varsa mutlaka son tekrar setindeki kitaplardan güzel güzel konuları tamamlayalım. Hiçbir eksiğimiz kalmasın. Sonrasında da bol bol doz denemelerinden, geri sayım denemelerinden sorular çözelim. Veya elimizdeki LGS sorularını, MEP örnek sorularını bitirelim. Sonrasında yaptığımız hataları mutlaka inceleyelim. Yani matematikte siz eğer bu sınav modeli soruyu gördükten sonra bu sınav sorusunu çözebiliyorsanız harika ama çözemiyorsanız mutlaka karaoke doktorak soruların çözümünü güzel bir şekilde öğrenelim. Sonrasında da inşallah zor mu olacak, kolay mı olacak endişesine kapılmadan bismillah deyip teker edip en güzel sınavımızı geçirelim. İlk başta tabii kolay sorulardan başlayacağız ki moralimiz düzelsin. Sayısalda ilk başta tabii ki fenden başlayacağız ki moralimiz düzelecek ve pıtır pıtır, tıkır tıkır, turlama taktiğiyle takıldığımız soruları atlayıp yapabildiğimiz soruları baştan sona güzel güzel yapacağız ve en yüksek netlere ulaşacağız. Dolayısıyla ben sizin yeriniz olsam, aa 2023'te böyle olmuş, aa 2019'da böyle olmuş gibi şeylere asla takılmam. Hedefime odaklanırım, sağma solma bakmadan bol bol soru çözüp hatalar yapıp hatalarımın doğru çözümünü öğrenirim ve bu sene zor olacakmış diyen hurafe bilgilere asla kulak asmam. Onların hepsi uydurma bilgileri arkadaşlar. Çalışın, zor olursa emeğinizin karşılığını alacağınız için daha düşük netlerle kazanırsınız. Kolay olursa emeğinizin karşılığını alacağınız için zaten daha yüksek netlerle kazanırsınız. Dolayısıyla bu bir sıralama sınavı olduğu için çalışan kazanacak arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar.